Türkiye'nin kripto para borsası iKaypex sunar. Arkadaşlar Otokafalar hoş geldiniz. Ben Mehmet Berberoğlu, Tarık'la beraberiz. Selam. Bu da Ferrari Portofino. Hadi bakalım. Evet. Çok iyi ya. Çok iyi. Evet arkadaşlar, Ferrari Portofino ile beraberiz. Ferrari'nin yaptığı en güzel arabalardan bir tanesi. Bugün Ferrari Portofino'yu çok yakından inceleyeceğiz. Motoruna gireceğiz. Tabii ki 0-100 yapacağız. Ve tabii ki bol bol kullanacağız. Hemen arabaya geçelim. Evet arkadaşlar, 2019 Ferrari Portofino. Tarık. Selam. Çok güzel değil mi ya? Harika. Arkadaşlar bu bazılarına göre biliyorsunuz namı değer fukara Ferrari'si. Yani öyle diyorlar. Evet, yani fukara değil de belki optimum, fiyat performans kalitesi anlamında optimum demek daha bir Ferrari namına yakışır. Ya şöyle, bence bu Ferrari'nin yaptığı en iyi arabalardan bir tanesi. Neden? Kesinlikle. Çünkü fiyat performans olarak kesinlikle alınması gereken bir Ferrari. Fakat giriş modeli olduğu için işte bazı kesimlerde gerçek Ferrari değil, işte şöyle böyle tabii konuşmalar oluyor. Çok çamur atılıyor arabaya. Fiyatı düşük olduğu için, işte diğer Ferrari'lere veya süperkarlara kıyasla gücü daha limitli olduğu için ki 600 beygirlik arabadan bahsediyoruz ya, çok orada da limitli değil. Onların hepsine bence yavaş yavaş gelelim. Evet. Arkadaşlar Ferrari Portofino biliyorsunuz İtalya'nın en güzel köylerinden bir tanesi olan Portofino'dan alıyor adını. Muhteşem bir yerdir. Gittim abi. Süper. Gittim. Tamam. Ne zaman gittim? 2003'te gittim. Ya oha. Oo, evet. Evet. 20 sene önce. Kötü oldu. 20 sene önce muhteşem bir köydü. Gel abi önünden devam edelim. Evet. Biliyorsun bu araba Ferrari California T'yi replace etti. Yani onun yerine gelen bir araba. Aynen. Fakat California gerçekten şeydi. Nasıl diyeyim, böyle biraz efemine bir arabaydı. Çünkü California, California için, Amerika California Amerika için, için üretilmiş, dizayn edilmiş bir arabaydı. Ve oradaki süperkar piyasasına biraz daha adapte edilmiş. Yani Avrupa'dan daha farklı bir orada süperkar anlayışı, otomotiv anlayışı var. Ona yönelik dizayn edilmişti ve aslında çok başarılı oldu mu? Bence olmadı. Fakat Ferrari de satışları çok arttırdı California. Arttırdı, çok büyük sükse yaptı. Amerika için dizayn edilmiş, ilk defa farklı bir isim lansmanıyla çıktı vesaire. Tabii. Çok büyük bir farklılıkla geldi piyasaya. Ama arabanın başarısına bakarsan eğer, performans anlamında, fiyat anlamında vesaire, bence şahsi görüşüm çok başarılı bir Ferrari değil. Kesinlikle doğru bir araba değildi fakat bu çok doğru bir araba. Hemen başlayalım. Neler bu arada değişmiş? Bu arada bu araba tamamen Kaliforniya'yı yerine geçti ve 2017'de Frankfurt Otomotiv'de Auto Show'da ilk defa lansmanı yapıyordu. Yani aslında çok yeni bir model bu arada. Tabii tabii, kesinlikle. Bu da 2019 versiyonu. Baktığımız zaman arkadaşlar, yani araba çok kütleli ve agresif duruyor. Bir kere hele önden şöyle bir bakarsanız arkadaşlar, acayip büyük bir ön ızgara var burada ve çok seksi bir ön dudak. Gayet işlevsel bir ön difüzör, ön dudak var. Farlar tamamen yenilenmiş California T'ye göre ve müthiş aerodinamik bir detay var. Şöyle anlatayım. Burada gördüğünüz hava girişleri, bu müthiş bir detay. Buradaki hava girişlerinden hava giriyor ve çok süratli gittiğiniz zaman lastikte, tamburun içinde oluşan türbülanslı havayı buradan giren hava sayesinde tahliye ediyorlar. Ve böylece gereksiz sürtünmeyi düşürüyorlar ve oradan gelen hava tekrar buradan tahliye oluyor. Ya bu çok güzel bir detay ve de arkadaşlar şunları da göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz kocaman intake'lerden intercooler'lar besleniyor. Malum bu araba çift turbo bir araba. Ve motorda ısınan sıcak havayı da kaputta gördüğünüz buradaki çıkışlardan tahliye ediyorlar. Bu arabanın sürtünme katsayısı Ferrari California'ya göre %6 daha düşürülmüş. Gel abi bir motora girelim. Motoru çok enteresan çünkü. Bir kere önden motorlu. Bu arabayı GT arabası olarak çıkardılar. GT arabası neydi? 2+2 oturmalı. İşte önden büyük motorlu, arkadan itişli bir araba olarak. Fakat bu araba 2+2 değil. Onların hepsine bakacağız. Evet, iki tane koltuğu var ama yani ona bir bakalım. Tarık. Ya Mehmet bir dakika. Tamam. Girmeden önce teknik verilere önce şuna bir bakmanız gerekiyor. Ferrari'yi Ferrari yapan en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Arabaya dışından, içinden, her yerinden bakıyorsun. Adamlar kaputun altına da dışı kadar özen gösteriyor. Yani şu renklere, görsele, donanıma bakar mısın abi? Ya bu kadar güzel olabilir. Yani motora oturup motoru seyredebiliyorsun. Yani bizim Türklerde inşaat seyretme, hafriyat seyretme özelliğimiz vardı. Atasporumuz inşaat. Ya oturup motoru seyredebiliyorsun. Yani çok acayip. Görselliği o kadar üst düzey ki.
Ve şöyle arkadaşlar, motor kapağı kullanmıyor Ferrari. Yani hiçbir burada plastik yapsam yok abi. Direkt lap diye motoru koyuyor buraya. Evet. Arkadaşlar bu arada acayip sıcak. Yani ya inanılır gibi değil. Zaman, Dubai'liğini bu sefer gösteriyor artık. Yumurta koysam pişer. Evet. O yüzden hemen abi, videoyu izliyorsanız lütfen bana destek olup kanala abone olmayı unutmayın. Yandık. Videoyu aşağı kaydıraraktan videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ya şöyle beğenileri biraz coşturun. Ve kanala abone olun arkadaşlar. Hemen abi, alın teri bu, alın teri. Harbiden de düştü yalnız yere su. 3.9 litre V8 çift turbolu 592 beygir 760 Nm torklu bir canavar. 2013'ten beri kullanılan F154 kodlu Ferrari motoru. Ya bu F8'de de var, işte 488'de evet, de var. En başarılı motorları. Kesinlikle bu motor zaten ödüllü bir motor. Birçok, yani her arabasında hemen hemen kullanılıyor V8 çift turbolu evet, makinalarında. Evet. Bu arabada Ferrari California T'ye göre 40 beygir arttırılmış. İşte bunu nasıl yapıyorlar? Farklı bir egzantrik, yeni bir yazılım. Sıkıştırma oranları. Egzozu biraz değiştiriyorlar ve o 40 beygiri sıkıştıra alıyorlar. Evet. Bir de bunun M versiyonu var. M versiyonu var ama aslında M versiyonu 2017'de bu araba çıktığında bu versiyonla tek motorla çıktı. 2020'de M versiyonu dediler. Modifikata aslında modification'dan, yani modifikasyondan geliyor. Sadece çok enteresan bir şekilde yani araştırdık baktık ki M ile bunun arasında ne fark olabilir? 19 beygir fark var. Aynen. Yani 19 beygir için ve hızlanmada da 0-5 salise sadece hızlanabiliyor daha farklı bir şekilde. Değer mi, bir fark var mı? Yani bu aslında değer mi değmez mi'den ziyade Ferrari'nin yaptığı motor anlamında bir güncelleme. Kesinlikle, yani makyaj atmak yerine işte modifikasyon deyip modifikasyonu versiyon dediler. Motorda son söyleyeceğim şey de malum turbo otomobillerde turbo lag. Turbo otomobillerde turbo lag oluyor. Fakat Ferrari'nin iddiasına göre bu arabada 0 turbo lag var. Yeni evet, bir header sistemiyle, yeni engine yazılımla 0 turbo lag olduğunu söylüyorlar. Kullanınca bakıp söyleyeceğiz. Evet. Yana devam edelim abi. Çok enteresan şeyler devam ediyor. Kaputu elleyemiyorum abi. Arkadaşlar arabanın yanına geçtiğimiz zaman zaten işlevsel hava kanalları, demin bahsettiğim buradaki hava tahliye kanalları, türbülans ve hava tahliye kanalları burada. Yandan baktığınız zaman aslında arabanın her yerinde bir açı var. Yani mesela şurada kapıda şöyle bir açı var, orada farklı bir açı var. Yanda marş bir yerler farklı bir açı. Yani arabanın her yerinden aslında bir açı, bir kesit geliyor. Fakat arabaya bütünsel olarak baktığınız zaman araba akıyor. Arkada bir tane Hellcat çalıştı. Onun gitmesini bekliyoruz. Fena bir görüntü yani. Oo. Yani bu kadar farklı açı olmasına rağmen arabaya yandan bütünsel olarak baktığınızda araba akıyor. Tek eleştirim şuraya abi. Şu kapı, şunlar. Yani benim hoşuma gitmiyor abi. Hiçbir arabasında gitmiyor. Son dönemlerdeki maalesef öyle. Hemen bir de fren, jant, lastik ne kullanıyorlar onlara girelim. Arkadaşlar Ferrari'de Portofino'da 3 farklı jant seçeneğimiz var ve farklı farklı renkli kaliperleri de seçebiliyorsunuz. İşte sarı, siyah, kırmızı, mor, yani birçok farklı renkte kaliper seçebiliyorsunuz. Önde ve arkada karbon seramik frenler standart geliyor bu arabada. Opsiyonel olarak seçmiyorsunuz. Önde 390 mm, arkada 360 mm fren diskleri var. 6 piston önde kaliperler, 4 piston arkada. Önde çift çalınacak süspansiyon, arkada da multilink var. Yani tam bir spor otomobil bu araba. Lastiklere de girelim. Bunun üzerinde Bridgestone Potenza kullanmışlar. 245-35-20 önler. Arkalarsa 285-35-20. Arabanın arkasına geldiğimizde arkadaşlar gerçekten çok seksi bir arkası var. Çok. California... Aslında klasik Ferrari geniş. Kesinlikle. Arka kaput. O şeyi korumuşlar. İmza görüntüyü korumuşlar. İmza görüntüyü korumuşlar. Fakat işlevselliği çok arttırmışlar. Aerodinamik çok önemli burada. Evet. Şu farları şu şekilde dışarı alaraktan arkadaşlar bu arka difüzörü iyice genişletip uzatıp sürtünmeyi iyicene düşürmüşler. Yani çok işlevsel bir arka spoiler var. Ve tabii ki çok kocaman, çok tatlı, hem seksi hem de işlevsel bir arka difüzör de var. Ve tabii ki dörtlü egzoz çıkışları ve sesi inanılmaz. Sesini dinleyeceğiz ama bir de şu bagaja bakalım abi. Şimdi bagaj olarak aslında kocaman bir bagajı var bu arabanın. 290 litre yani spor bir araba için gerçekten iyi. Tavan açıkken saklama alanı şöyle bakalım. Tavan açıkken saklama alanı arkadaşlar 290 litreden aşağıya düşüyor. Fakat tavan kapalıyken şurada gördüğünüz kapak yukarı çıkıyor. Onu da koyacağım görüntüsünü. Ve burada 290 litrelik bir alan oluyor. Burada alet çantası var. Şurayı kaldırdığınız zaman burada klasik biliyorsunuz. Şunun içinde Ferrari'nin eldivenleri var. O beyaz eldivenler buradadır. Bunlar bu arada Lamborghini'de deri. Ferrari'de kumaş. Lamborghini yine yapmış yapacağını yani. O videoyu da daha yayınladık mı bilmiyorum ama çok manyak Lamborghini videomuz geliyor. Yavaş yavaş içine geçelim arkadaşlar. Kullanımına geçelim. Çünkü çok sıcak, biz de yanıyoruz.
Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada demin bahsettiğim bu arabanın 2+2 aslında diyorlar. Diyorlar. Bir dakika. Burada müdahalem var. 2+2 nasıl? Ben çıkayım kameradan işte. Görüntüden çıkayım da 2+2 manalı bir hale gelsin. Yani Tarık mümkün değil bu arabaya sığmaz da. Hani ben de sığmam. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi oturacağım şuraya. Şöyle bir bak. Evet. Merakla yani... izliyorum abi. 1.90'lık bir adam Ferrari'nin arkasına nasıl oturur? Bu araba 2+2 falan değil abi. Değil. Ya, yok değil yani. Hani... Ama tabii biliyorsun ya 2+2 bunlar tamamen uluslararası klasifikasyonlar için bu şekilde belirtiliyor. Aa ayakları tutuyor. Ama sıkıştırmıyor. Yani ayağı sıkıştırdığını hissettiği anda öne alıyor. Bu da çok evet. Güzel bir güvenlik şeyi. Yani önünde senin kullananla birlikte aslında bir motosiklet sürüyormuşsun gibi bir belinden sarılma imkanı doğuyor. Abi ya kafan uçar gider. Ya olacak gibi değil yani. Evet. Küçük bir eleştirim oldu. Bu arada şunlar magnezyumdan yapılmış onu da söyleyeyim. Ki şuradaki bu kıvrımı verebilmek için o kıvrımı da göstereyim. Armin. Hem hafif hem de şu kıvrımı rahat rahat verebiliyorlar buraya. Bir de bebek koltuğu için ayrıca deri bir aksam koymuşlar. Bunu çıkartıyorsunuz. Yani normalde çok çirkin şeyler olur ya orada. Kancalıklar olur. Onun yerine oraya öyle güzel deri bir kaplamışlar. Onu çıkartıyorsunuz. Çocuk koltuğunu o şekilde takıyorsunuz. Mehmet, yandık. Son bilgi. Arkadaşlar, şunların içinde bomba var. Bakın burada ne yazıyor? Deployable roll bar. Onu çeker misin? Deployable roll bar. Deployable roll bar şöyle bir şey. Güvenlik için bu araba Allah korusun takla atarsa bunun içindeki bombalar patlıyor ve buradan roll barlar çıkıyor ki kafa parçalanmasın diye. Yani aslında diye. Airbag teknolojisi gibi. Ya aynen aslında airbag teknolojisi fakat bunun içinde küçük patlayıcılar var. Arkadaşlar arabanın üstünün kapanması da çok güzel ve çok seksi gözüküyor. Bayağı enteresan bir animasyon var. Tavan açılıyor, iki tavan üst üste giriyor, arka kapa açılıyor, arka kapak açılıyor. O onun içine giriyor filan, her şey her yerden giriyor. Aynı bir Transformers gibi gözüküyor. Kapatayım bakın görün, muhteşem gözüküyor yani. Üstü tam tamına 14 saniyede açılıp kapanabiliyor. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Ve 50 kilometreye kadar da bu tavan açılıp müthiş kapanabiliyor. Şey. O da çok güzel. Yani giderken 50 kilometreye kadar da tavanı açıp kapayabiliyorsunuz. Artık biz yandık. Yola çıkalım abi. Ne kadar rahat oturduk. Ya aynen öyle. İçine düşmüyorsun koltukların. O aynen şöyle. Diyor. Mesela F8'de falan düşüyorduk. SF90'da içine lap diye düşüyorsun. O yüzden diyorum. Çok rahat. Bu araba çok rahat. Çok rahat. Touring arabası zaten kesinlikle. İşte. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Şöyle zaten otomatik. Ondan sonra çekiyorsun. Direkt. Birinci hiçbir şey yapmana gerek yok. Yapmana gerek yok abi. Direkt birinci viteste başlıyoruz. Hemen içine girer girmez bence direkt ortamı anlatalım. Ondan sonra birazcık yardırmaya başlayalım. Aynen. 10.2 inç bir ekran koymuşlar. Hem dokunmatik aynı zamanda buradan da kontrol edebiliyorsunuz bu ekranı. İşte radyo, medya, navigasyon, klimaya konfor diyor bu adamlar. İşte girdiğin zaman klima mı koltuk mu klimaya girdiğin zaman klimanın ayarlarında şöyle bir şey yapmışlar. Bunu böyle. Gayet hoş bence. Evet, bence de güzel. Dokunmatik evet, aynı zamanda olmuş. Burada da manuel klima mevcut. O da güzel bir özellik. Yani çok yormayan bir konsol var. Yormuyor, sade ama güzel. Şu yeni hava menfezleri çok hoşuma gidiyor abi. Her evet. Yere oynayabiliyor bunlar. Evet. Müthiş, çok kaliteli deriden bir deş. Çok. Yani Ferrari'de olduğunu hissediyorsun. Aynen, Ferrari'de olduğunu hissediyorsun ama çok konforlu bu araba. 6 saat, 8 saat araba kullanabilirsin ve seni yormaz. Kesinlikle. Şanzıman olarak çift kavramalı bir şanzıman var. 7 ileri bir şanzıman var. Klasik Ferrari vitesleri burada. İşte geri, oto, launch kontrol. Bunu bir yaparız. Evet. Ondan sonra üstünü açma kapamayı düğmesini buraya koymuş. Buraya küçük bir bardaklık koymuş. Tek kişilik. Gayet hoş aslında. Aynen, güzel. Orta konsol kalkabiliyor. Gayet aynen. Aslında spor bir otomobil için fazlasıyla yeterli bir saklama var. Alanı var. Anahtar, güzel bir anahtarı var. Klasik Ferrari. Aynı zamanda buraya bir de anahtar yeri koymuşlar. O da çok hoşuma gidiyor. İşte telefonunu buraya koyuyorsun filan. Evet. Çok rahat abi. Çok. Direksiyon klasik Ferrari'den tanıdığımız o direksiyon var. Her şey burada olup bitiyor. Formula'dan alınan direksiyon. Ferrari Manitino burada. Comfort, Sport, ESC off var.
Ferrari, Portofino, M'de 5 farklı sürüş şey var abi. Ha. Tek farkı o. Burada 3, Modificata'da 5 farklı var. Peki. Ondan sonra uzunları buradan yapıyorsun. Sinyalleri buraya koymuş. Zaten pedal klasik. Pedal shiftlerin evet, metal pedal shiftler. Evet. Çok ikonik. Çok ikonik yani. Çok kapı güzel. Açmayı buraya koymuşlar. Hafızalı koltuk. İki tane enteresan bilgi vereceğim. Nedir? Hızlıca. Şu Portofino fontu var ya, yazısı. Evet. O Portofino fontunu da Ferrari California'dan kalma o. Ferrari, evet, nereden şey geliyor diyoruz. Bu çok karakteristik. Senin dediğin gibi Ferrari California'yı Amerika için yaptıkları için, yani esas geliştirme amacı Amerika olduğu için, California plakalarının yazı fontuyla California yazmışlardı. Portofino'da da o yazı fontunu tutmuşlar çünkü çok güzel gözüküyor. Çok enteresan. Çok güzel. Acaba orada bir fabrikada cimrilik söz konusu olabilir mi? Olabilir abi. Belki evet, de. Aynen. Belli olmaz. Doğru söylüyorsun. Evet, olabilir. Ferrari deyip geçmeyelim. İtalyan abi her şeyi yapar orada. İtalyan her şeyi yapar. Bunun dışında önümde kocaman bir devir göstergesi var, sarı. O da opsiyonel bu arada. Onu satın alıyorsun. Sarı olarak alıyorsun. Evet. Sol tarafta araç bilgisayarın var. İşte turbo boost'unu görüyorsun. Trip yol bilgisayarını görüyorsun. Arabanın statüsünü görüyorsun. O güzel. Sağ tarafta da medya, işte radyo kontrolleri falan filan. Sol tarafı buradan kontrol ediyorsun, sağ tarafı buradan kontrol ediyorsun. Çok güzel kameraları var. Ön arka kamera var, önemli. Ama evet. Allah korusun abi, vurduğun anda... Ya oyuncakları aslında fazlasıyla tatmin edici boyutta. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi geçelim bence abi. Bence bu kadar iç anlatım yeter. Aynen. Biraz bizim şeyin bitimiz kanlanmaya başladı ya. Bir şeyler yapacak mıyız? Evet. İşte budur. Şimdi Ferrari anlattım. Aynen. Evet. Güzel. Sıkıştırması yani, çok iyi. Tabii. İşte bütün şey altında kasıldığını sürücü olarak değil, sadece yanında oturan kişi bile hissediyor. Kesinlikle. Sase kasılıyor. Yani şu araba Ferrari California'da daha hafif ama daha rigid. Ben California kullanmıştım. California böyle değildi. Yalnız bumplar var işte. Evet. Kameralar, tümsekler, ışıklar. Yani aslında Dubai diyor ki gene her zamanki gibi, arabayı alama, yardıma. Basma kardeşim, gitme. Ne yapalım, bu arabaları satıyorsun. Vergi yok, şu yok, bu yok, benzin ucuz. Nasıl da yardırmayacağım, bas. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyi. Yani klasik Ferrari hızlandırmasını, o aksiyonunu sana hissettiriyor. Aynen. Yani zaten marka olmanın da şeyi burada farklı ortaya çıkıyor. Bundan daha hızlı araba yok mu? Onlarca, yüzlerce var. Artık hemen hemen bütün büyük markaların, lüks otomobillerin, sadece spor araba üreten değil, bütün lüks otomobiller, Mercedes, Audi, BMW, hepsi aynı oranda hızlanmayı sana verebiliyor. Kesinlikle. Ama hissiyat çok farklı. Yani sana yarattığı o adrenalin farklı. Kesinlikle. Yani tesadüfi de değil bu arada. Değil. Ya Ferrari yapan özelliklerden bir tanesi bu. Herifler şöyle enteresan bir şey yapmışlar. Koltukta mesela elektrikli koltuk koymuşlar. Evet. Orada görüyorsun. Evet. İşte bir önü arkaya var, bir arkaya yatırıp şey var. Sonra orada bir düğme var. Ona bastığın zaman abi. Bak şöyle sana göstereyim. Ne oluyor? Bastığın zaman 18 yönlü koltuğu buradan ayarlıyorsun. Yani herif orada uğraş dememiş. Buradan illa gel bu düğmeye bas demiş. Sonra buradan ayarla demiş. Abartmış artık yani. Aynen, bokunu çıkarmış. Ve de koltuk ısıtma herifteki termal konfort. Evet. Şey seat değil. Ben Ferrari'yim diyor. Evet. Arkadaşlar bu arada hemen söylemeden geçmeyeyim. Bizi destekleyen iCrypex'e çok teşekkür ediyorum. iCrypex'in linklerini aşağıya bıraktım. Çok güzel bir kampanya var. Gidip iCrypex'e üye olan herkese hala Bitcoin dağıtıyor adamlar abi. 30 TL'lik Bitcoin'i. Daha ne yapsın ya? Gidip alın. Hemen trade etmeye başlayabilirsiniz. Abi ben bir 0-100 yapmak istiyorum. Nasıl yapacağız o işi? Şurada kameradan sonra bir launch yapabilir miyiz? Neden olmasın? Bir McLaren geliyor. Evet. Ne yapalım? Tartışalım mı? Bir vukuat, bir olay, bir şey çıkar mı? Bir mıncıklayın. Evet, bir mıncıkla onu ya. Bir yapış bakalım. Evet, evet. O da gördü, hazır gördü, zaten. Gördü, gördü, gördü. Aldı gazı, evet. Bekliyor galiba. Evet. Böyle pivana, evet. Bu arada canlı Portofino'nun performansınızda gördük. McLaren P1'la kafa kafaya gidebiliyor. Tabii şu anda tabii izleyicilerimiz muhtemelen çok net göremiyor olabilir arka kameradan ama önümüzde harika bir McLaren P1 var. Bu anda kanatları kaldırdı. Böyle bir gergin ortamlar yaşanıyor. Aynen, bayağı bir gerildik, evet. Yani ama kafa kafaya gitti. Çok yani. Rahat, çok rahat. Çok rahat. Hiç aşağı kalır bir yanı yok. Bu arada araba çok hoş değil mi? Abi araba çok güzel. Hissettiriyor yani. Ve 1640 kilo abi. Hafif değil bu araba. Değil. Ya değil. Ama küçük de değil.
Şasisi küçük büyük de değil, kesinlikle. Şasisi büyük. Kesinlikle. Pat pat abi çok güzel yani çok üst devirlerde de hafif bir çatırtı veriyor. O da çok çok güzel bir hissiyat yani. Abi sana çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu arabada şurada bak bir anahtar yeri var görüyor musun? Onu. Bakın arkadaşlar bu buradan çıkıyor. Tamam mı? Orada bir tane daha stop düğmesi var. Evet. Eğer bu anahtarın pili bittiği zaman mesela acil bir durum oldu. Bunu buradan çıkartıyorsunuz. Anahtarı oraya tam olarak dayıyorsunuz. Sonra bastığınız zaman araba çalışıyor. Yani Ferrari böyle bir şey yapmış. Böyle bir şey düşünmüş. Bu enteresan bir bilgi. Bunu herkes vermez size. Ha. O yüzden kanala abone olun. Ama iç konforu çok iyi. Çok. Yani benim Corvette'den bile çok daha rahatım bunda. Corvette'den rahat bu araba. Çok rahat. Çok bump var ya. Çok. Yani hani arabanın keyfini alacağız. Alamıyoruz. Arabada 3. jenerasyon kilitli diferansiyel var. Bir de kuyruk sallama var. Bir de Ferrari'den alınmış o traction kontrolle işte gördüğünüz gibi hafif hafif bırakıyor. Arabanın kullanımı acayip keyifli. Evet. Bu da ceset moduydu işte. Evet, ceset modu. Evet. Ferrari'de olduğumuzu hissettik. Aynen. Bir de tabii magnete rheological yani aslında MagnaRite süspansiyon var. Alçalma süspansiyon. Nece konuşuyorsun değil mi? Ya yani şundan bahsedeceğim. MagnaRite var bunların üzerinde. Şeylerle oynadıkça süspansiyonu sertleştiriyor. Alçalma evet. Yükseltme yok ama şey yani. Dinamik ayarlarına geçiş yapıyor. Kesinlikle. Bu aradaki sesler, geçişler çok karakteristik. Çok 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 çok. Acayip keyifli yani. Acayip keyifli araba. Bence alınca Ferrari bu arada. Yani uçmayın. Hani F8'e alayım. İşte yani yarım milyon dolarlara falan çıkar. Roma alayım. Hayır. Bilmem ne değil abi. Kesinlikle bu değil. Arabayı alın mutlu olun. Tabii ki yani alım gücüyle alakalı bir şey. Fakat hani illa Ferrari alacak olan kimse varsa yani F8'in hayalini kurmayın. Onu demek istiyorum. Gerçekten yani hayalini kuracak bir araba değil. Gerçekten optimum bir opsiyon sunuyor. Çok optimum bir araba. Kesinlikle alınması gereken bir araba. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dubai'den videolarımız devam edecek. Görüşürüz. Hoşçakalın. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex sundu.